Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 24 Haziran'dan itibaren yaklaşık bir aylık süreçte 930 bin gurbetçi anavatanlarına geldi. Bu yıl henüz gelişlerinin tamamlanmamasına rağmen son yılların en yüksek gelişi olarak tanımlanmaya başlandı. Geçen yıl tüm sezonda 511 bin, 2020 yılında 169 bin, 2019 yılında ise 626 bin gurbetçi gelmişti. Gelişlerin Ağustos ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. Yaşadıkları ülkelerde okulların da tatil olmasıyla memleketlerine ulaşmak için yollara düşen gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yaptıklarında büyük bir sevinç duyuyor. Tatilimi Sivas'ta geçireceğim memleketimde. Macaristan'la Sırbistan arasında biraz bir bekleme oldu. Ama Bulgaristan'da gayet rahat geçtim. Türkiye'miz bir bambaşka, harika. Hiçbir bekleme olmadı. Çok rahatça geçtik. Çok özledik. Her sene zaten vatan aşkıyla geliyoruz. Her yıl çalışıyoruz. Vatanımıza kavuşmak için iple çekiyoruz günleri. Geçen sene arabamı 50 euroya doldurmuşken bu sene Avrupa'da o kadar pahalılaştı ki her şey. 162 euroya doldurdum. Deponuzu? Depomu. 4 depoyla buraya gelebildim. İngiltere'de geldim, Maraş'a gidiyorum. Yolculuk güzeldi. Gümrükte hiç bekleme yapmadık. Yani Türkiye gümrüğünde. Mazot fiyatları, benzin fiyatları bu şeyden hastalık, koronadan önce düşüktü. Şimdi biraz yani yükseldi. Her tarafta dünyaca yükseldi. Eskiden bir depoyu yani 50-60 sterline dolduruyorsak şimdi 100 lirayı geçti. Memlekete geldik yani hem tatil hem ziyaret diyelim. Zaten buraya ilk girdiğimizde bir hüzünlenme yaşıyoruz yani. Çocuklarımıza da aynı şeyi aşılamaya çalışıyoruz. Yani örf ve adetlerimizi unutmasınlar, onları da yaşatsınlar diye. Tabii nesilden nesile geçtikçe yeni nesiller daha çok tatil amaçlı oluyor. Ama bazen bizim gibi olanlar memleket hasreti çekiyor tabii ki. Buna önem veriyoruz tabii ki de. Yol masraflarında en önemli artış zaten akaryakıt. Dediğim gibi 3 sene öncesinde geldiğimizde arabayla 70-80 euroya depomuzu fullerken şu an 130-140 euroları buluyor. Yani o da 55 litre mesela kendi aracımın deposu. Yani deposu daha büyük olan kişiler rahat hani 170-180 euroya çıkardır yani. Benim aracım 3 depo harcadı diyeyim. Yani 3 kere 130-140 euro civarı. Biz de Belçika'da enflasyonu yaşar olduk. Her şey arttı. Akaryakıt olsun, ev kiraları olsun, gıda ürünleri, her şeyde bir artış var tabii ki. Bunu herkes hissetmeye başladı. Orada bile mesela bir maaşla tüm bir aile geçinemez yani. Mutlaka iki kişinin çalışması gerekiyor. Yani bu sadece Türkiye'de değil artık Avrupa'yı da vurmak üzere. Hedefimiz Çanakkale'ye gideceğiz. Bir şehitliği gezeceğiz inşallah. Oradan Bursa'ya geçmeyi düşünüp bir gün de Bursa'da gezeceğiz. Oradan da memlekete, ailemizin yanına, büyüklerimizin yanına ziyarete geçeceğiz. Mazot fiyatlarında geçen sene koronadan önce 1 euroydu, 90 sent idi. Şu anda 2.20, 2.30. Yani %100 bir artış oldu. Bir hayat pahalılığı her yer, dünyanın her yerinde bu hissediliyor. Var yani Avusturya'da da var. Yani iyi değil ya, her şey arttı. Zaten 40 yılın en yüksek enflasyonu diye bahsediyorlar orada. Önlem almaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ne derece yaparlar, ne derece başarırlar. Var yani hayat pahalılığı %100 var. Geçen sene 60 euroya dolduruyordum ben. Depoyu 60 litre alıyordu, 1 euroydu. Bugün doldurduk gereken buraya 130 euro, 140 euro ya doldurduk yani aldık. Gereken çıkmadan oradan doldurduk çıktık. 2.20, 2.30. Otobanlarda biraz daha pahalı tabii. Otoban olduğu için. Öyle yani %100 artış var.